Hürmetler kahraman ustam. İyi günler. Hangi iyi günler? Ha? Neyin hürmeti? Sen git de Ökeş ustara göster hürmeti. Niye kızayım ki usta, selam vereyim ya? Hayır, hayır. Sen git o alçağı etekle. Sen git de o kalleşe yalakalık et. Ağzını döşür kahraman. Sen kime alçak diyin ulan? Ha? Sen kime kalleş diyin? Sana diyeyim. Ne olmuş? Lan ben şimdi sana... Dur baba. Ya. Ne olmuş? Yalan mı diyeyim? Hem alçaksın hem de kalleş. Hele yanına aldığın o Celayir uyuzu alçakların feriştahı. Sen ecelini mi susadın Memiş? Uyuz sana benzer, alçak da sana benzer. Gel. Gel de elindeki merdaneyi kafanda kırayım. Ya Celayir ustam bırak. Büyüklük sende kalsın Allah aşkına. Ulan Celayir düzenbacı. Hani bir daha Antep'e gelmeyecektin? Millet hakiki baklavanın tadına varsın diye geldim. Lan de git. Sana mı kalmış? Ulan yaptığın baklavadan 7 kişi zehirlendi. Unuttun mu? İçinacı mı bak? Asıl senin yaptığın baklavadan 20 kişi hastalık oldu. Bırak herif. Babama bunu deme bana. Bana. Dur oğlum ya. Lan tabii misin lan sen Celayir Usta'nın üstüne gelme? Baban yaşında. Ulan kansız. Sen ona usta deyin de benim babama bile usta denir. O senin usta değil. Allah kansız dedi bana. Bırak onu ya usta. Gel lan buraya. Yapma. Baba belediye başkanı geldi. Hoş bulduk. Belediye başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun bir kahvenizi için. İçmiş de beraber sağ ol. Başka zaman. Kahraman usta ile konuşacaklarım var. Nasılsın ustam? İyiyim başkanım. İyiyim. Buyurun. Neyin nasihat? Başkan ne konuşacak ki kahraman? Ben sana diyeyim de sen inanmayacaksın Ökeş. Bu Memiş sahtekarın düzenbazın tekidir. Başkan cezasını kesmeye geldi herhal. Ha, belki de mühürleyecekler baba dükkan. Şeref verdiniz başkanım. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Şehrimiz seninle iftihar ettiği kahraman usta. Hatta sırf şehrimiz değil, bütün Türkiye. Yunanlı damadın sayesinde sen bizi şimdiden soktun Avrupa Birliği'ne be ustam. Ya yine mi bu Yunanlı damat meselesi? Yazıklar olsun. Yahu dedem etme başkana, ayıp ya. Ya hiç bir kurtuluş yok bu işin içinde. Evet. Hayrola Memik emmi? Kusura kalma başkan. Lafım sana değil. O kimse kendini bilir. Oğlum paltom getir. Ben biraz çıkıp hava alacağım. Müsaadenle. Müsaade senin canım. Hayrola? Neden gelmiş başkan? Ölüğün köründen. Şimdi bu İstanbul'daki yemek Gaziantep'imiz için çok büyük bir fırsat kahraman ustam. Yani şehrimizin tanıtımı, efendime söyleyeyim turizmimizin gelişmesi. Sayın başkanım bakın affınıza sığınarak ben aslında... Bileyim. Sen şimdi içinden deyin ki bu iş beni aşar. Aşmaz ustam, aşmaz. Ya sen artık beyneminel bir insan haline geldin. Yani herkes senin ağzının içine bakıyor. Ha bakıyor valla. Ya her şey babamın iki dudağının arasında. Ya öyle değil mi başkanım? Ruşa. Bizim belediye olarak arzumuz Nazlı kızımızla nikah oğlumuzun düğününün burada Gaziantep'te yapılması. Böylece şehrimizin güzelliklerinin tanıtılması. Yani sayın başkanım. Şimdi yani bunu kim istemez öyle değil mi babacığım ya? Yani şimdi ecnebiler akın akın kalkıp buraya gelseler. Kalemizi, zeygmamızı, efendime söyleyeyim hamamlarımızı, dülüğümüzü, kargamışımızı gezseler fena mı olur? Fena mı olur? Olmaz tabii. Hay yaşa. Sen şimdi yemekte düğünün Gaziantep'te yapılacağını söyleyince biz bütün Avrupa medyasında haber oluruz. E sen de büyük bir hayır işlemiş olursun be ustam. Doğru mu diyeyim? Doğru diyeyim. Doğru diyeyim de. Bak şimdi kahraman usta. Bir de eski usul bir düğün alayı kurarık. Hani Nazlı kızımız at sırtında falan. Düğün alayı mı? At sırtında mı Ali? Hatta bir de gelin hamamı. Gelin hamamı.
Neyse canım neyse. Bunları vakti gelince konuşuruz hayırlısıyla. Hadi bakalım. Kendine dikkat et kahraman usta. Sen daha bize lazımsın. Sağ olun başkanım, sağ olun. Ustana mukayyet ol. Baş üstüne. Sayın başkanım. İki takada bizim dükkanı şereflendireydin de pahlamamızın tadına bakaydın. Başka zaman dedim Ökkeş usta. İşim var. Beynlerim inel meselelerle ilgileneyim artık. Hadi eyvallah kahraman usta. Yürü bakalım. Güle güle başkanım. Hey madem. Ne bak. Beynemler meseleler yapmışlar. Ne o Ökkeş morandın mı? Ha? Başkan senin dükkana gelmeye tenezzül bile etmeyi. Sen kendine bak kahraman efendi, kendine bak. Daha borcunu bile ödeyemeyin. Senedin zamanı geldi, kulağının üstüne yatayım. Ödeyeceğim Ökkeş efendi, ödeyeceğim. O paraları alıp senin suratına çalacağım. Başım gel, gel, gel. Başım gel, 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 gel. Bırak, bırak. Ruşen, bana Niko'yu bul getir hemen. Niko'yu mu? Ne edeceksin ki baba Niko'yu şimdi? Ya, nene lazım? Ben ne diysem onu yap. Niko'yu bul getir. Tamam babacığım, tamam. Dur üstümü de şimdi hemen geldim, dur. Çabuk ol. Babam gelmeden bul. Ya ne oldu ki Rüşen işte? Kahraman amca bana ne diyecek acaba? Vallahi bilmiyorum oğlum. Al Niko'yu gel dedi işte. Ya bir terslik falan yok değil mi? Bu İstanbul meselesi falan vazgeçmedi değil mi? Yok oğlum, vazgeçse söylerdi. De Niko sen ayağını denk al ha. Ayağı mı? Heh. Denk al. Nasıl? Anlamadım. Yani güzel konuş. Ters konuşma. Ya ne derse desin hadi be oğlum. Zaten bu aralar barut fıçısı gibi kasıp kavuruyor ortalığı. Kahraman amca hep böyleydi. Yok yok, bu sefer her zamankinden farklı. Başında büyük bir dert var işte. Nasıl büyük bir dert? Ya önemli değil, seni ilgilendirmiyor. Boşver. Ya enişte de merak ettim, anlatsana. Ya bir para meselesi oğlum. Biz bu dükkanı devraldık ya. Evet. Ya orada Ökkeş usta 50 bin dolar borcu var. Parayı bulamıyor, bütün siniri orada. 50 bin dolar. Ha 50 bin dolar. Seninle ilgili değil oğlum. Da sen yine de kızdırmamaya bak ha. Tamam işte sağ ol. Ha, ha. Ya Niko, sen bana şimdi enişte menişte deme babamın yanında. Ne olur ne olmaz. Tamam Rüşen enişte. Rüşen abi. Abi de, abi de hadi. Hadi İzzet, koş koş koş. Koş. Tamam usta. İyi yala, iyi yala. Bunlar da, bunlar da. Al, al, al. Baba. Ha. Ha, Niko geldi. Ha. Merhaba baba. Kahraman amca. Beni çağırtmışsınız. Çağırdım. Gel. Gel. Mahmut. Fırına bak. Koş. Koş. Ulağını aç, beni dinle. Dinliyorum. Şu İstanbul'daki yemek. Evet. Geliyik. Emri vaki olduğu için geliyik. Devlet büyüklerimizin hatırını kıramadığımız için geliyik. Babam da öyle söylüyor. Karıştırma babana. Niko, dereyi görmeden paçaları sıvama. Dereyi. Anlamadım. Dere böyle akıyı... Yani hayal kurma diyeyim. Nazlı'yı sana daha vermiş değilim ben. Ama kahraman amca... Niko! Özür dilerim. Sizi dinliyorum. Evimin etrafında dolaşmayacağım. Seni görmeyeceğim. Nazlı'nın etrafında da dolaşmayacağım. Ben senden zaten gıcık olaydım. Seni Nazlı'nın odasında yakaladım. Daha da gıcık oldum. Ama baba. Şşt! Konuşma, konuşma. Bak burada namus için adam öldürüyor ha. Sen dua et o gün seni öldürmediğime, kesmediğime, kıtır kıtır kesmediğime. Ama eğer bir daha aynı şeyi yapacak olursan seni önce vururum, sonra keserim. Hem vururum hem keserim. Anlayın beni. Anlıyorum. Git şimdi. Ama attığım her adıma dikkat edeceksin. Tamam efendim. Gel. Merak. Gel. Merak.
Sen de zalimlik edin ya baba. Çocuk korkudan altına ediydi ya. Etsin. Gözü korksun da bir daha öyle eşeklik yapmasın. Belki daha bu sevdadan vazgeçer ha. Geçer, geçer. Doğru söylüyor mu babacığım? Geçer, geçer. Ne araydı o Rum kopili burada? Ben çağırdım, konuştuk. Evire çevire dövücüydüm ya. Gene insafıma geldi. Sen canını sıkma dedeciğim ya. Babam zaten dayak yemekten beter etti çocuğu. Ne demek Nazlı'yı sana vermiş değilim ya? Biz nişanlıyız. Biliyorum ama ağzıma atıp tek kelime söyleyemedim. Kahraman amca korkuttu beni. Ben senden çok korkuyorum Niko. Ya bir de Nesip vazgeçerse İstanbul'a gitmekten, ya gitse bile orada büyük bir rezalet çıkarırsa ne yapacağız? Galiba bütün siniri bu borç meselesi yüzünden. Borç mu? Sen nereden biliyorsun borç meselesini? Duydum. Nursen enişte söyledi. Of enişten. Yoksa senden para mı istedi? Hayır saçmalama. Laf arasında geçti. İyi neyse. Ama ben Kahraman amcanın sorununu çözmeye karar verdim. Nasıl yani? Ne yapacaksın? Parayı hazırladım. 50 bin dolar. 50 bin dolar mı? Bağırma, evet. Dünyada kabul etmem. Zaten babam da etmez. Ya kabul etmek zorunda. Hem o benim de babam sayılır. Saçmalama Niko. Dağıtır, yıkar ortalığı. Ya anlamıyorsun. Bunu ben borç olarak veriyorum. Sıkıntısı geçince geri... Borç morç fark etmez. Yedirir sana bu parayı. Biliyorum. O yüzden sana veriyorum. Seviyorsan alacaksın.